Gürültü yapan can. Bakalım gürültü yapan can neler yapmış. Gürültü yapmış. Başlayalım mı? Evet. Karınca Ahmet amca gece komşularından gelen televizyon sesinden dolayı uyuyamamış. Sabah çok geç kalkmış. Ekmeklerini zamanında yapamamış. Fırına ekmek almak için gelenler ekmeğin çıkmadığını görünce kapıda sıra olmuşlar. Sıra gitgide büyümüş, yolu kapatmış. Arabalar geçemez olmuş. Okula yetişmeye çalışan servisler okula geç kalmış. Ayakkabıcı Mustafa amca da ekmek sırasında bekleyenler arasındaymış. Sırada çok beklemiş. Bu yüzden ayakkabı dükkanını geç açmış. Tamir etmesi gereken ayakkabıların birçoğunu tamir edememiş. Ayakkabılarını almak için Can, Mustafa amcanın dükkanına gitmiş. Mustafa amca ayakkabılarını tamir edemediğini söylemiş. Can, ayakkabıları tamir edilmediği için o gün maça gidememiş. Ve maça gidemediği için takımı maçı kaybetmiş. Takımı maçı kaybettiği için Can çok üzülmüş. Eve gittiğinde yemek yemeden odasına çıkmış. Müzik dinlemeye başlamış. Can, müziği sesli bir şekilde dinlemeyi çok seviyormuş. Sonra evin kapısını çalmış. Fırıncı Ahmet amca gürültüden rahatsız olduğunu söylemiş. Dün gece gürültüden uyuyamadığını ve işe geç kaldığını söylemiş. Can, fırıncı Ahmet amcadan özür dilemiş. Artık daha dikkatli olacağını söylemiş. O günden sonra sesli müzik dinlememeye karar vermiş.